Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya çıkmış soru çözümlerinde 2011 yılı lisans sorularıyla devam ediyoruz. Evet, birinci sorumuzda televizyonda hava durumunu aktaran sunucu Türkiye kıyılarında rüzgarın Karayel ve Poyraz'dan saatte 50-60 km hızla estiğini söylemiş. Buna göre numaralarla verilen merkezler ya da doğrultularda rüzgarlarından hangisinin esiş yönü yanlış verilmiştir? Şimdi esiş yönünü dikkate aldığımızda şöyle bir şey var. Özellikle yerel rüzgarlar dediğimiz ve kayıp sakal kodlamasında kullandığımız rüzgarları biz esiş yönünü vererek dikkate alıyoruz. Bakın bölgesini değil, esiş yönünü dikkate alarak veriyoruz. Örneğin Karayel Türkiye'de kuzeybatıdan esen bir rüzgardır. Bakın Marmara'dan esen demiyorum. Kuzeybatıdan esen bir rüzgardır. Poyraz ise kuzeydoğudan esen bir rüzgardır. Buna göre baktığımızda kuzeybatıdan esiyorsa bu rüzgarın benim Karayel. Mesela bir numara kuzeybatıdan estiği için Karayel. İkiye bakıyorum. Kuzeydoğudan estiyse benim o rüzgarım Poyraz. Bunun yanında geldim işte 5'i dikkate alalım. Kuzeybatıdan estiyse bakın bölgeye bakmadan ne diyorum? Karayel. Bunun yanında kuzeydoğudan estiyse bu rüzgarım benim Poyraz olmakta. 3 numara ise ne Karayel ne de Poyraz, ya gün batısı ya da Meltem rüzgarları kısmı Deniz Meltem'in dikkate alabildiğimiz bir rüzgar olabilir. O yüzden doğru cevabımız burada 3 numaradır. Bakın bölge değil. Yani Karayel Türkiye'de Marmara'da etkili, Poyraz Doğu Anadolu'da etkili ya da Doğu Karadeniz'de etkili. Onun dışında Lodos Akdeniz'de etkili. Böyle bir şey söz konusu değil. Mesela Lodos Marmara'da etkili olduğunda feribot seferleri iptal oluyor. Demek ki Marmara'da da etkisini gösteriyor. Tabii bu şöyle değil. Bütün her bölgede aynı düzeyde bir etki oluşturacak değil ama etkili mi? Evet, görülüyor mu? Görülüyor şeklinde dikkate alıyoruz. Bu sorumuza doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki ikinci sorumuzda yukarıdakilerden hangileri Türkiye'deki volkanik arazilerin tümü için ortak bir özelliktir? Tümü. Yani bir tane bile istisna olmaması gerekiyor. Topraklar mineral yönünden volkanik arazilerde zengindir. Bu hepsi için geçerli. Turizm açısından önemli yer şekline sahip olması tümü için geçerli değil arkadaşlar. Özellikle peribacaları tamam ama Türkiye'de her volkanik arazide böyle bir şekil ya da turizm açısından önemli bir şekil olmayabiliyor. Türkiye'de zaten aktif volkanlar yok ama kırık hatlarından lavlar yüzeye daha kolay çıkabiliyor. Bunun yanında püskürük kayaçlar, ki püskürük kayaç dediğimiz volkanik kayaçlar iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor. O yüzden doğru cevabımızın burada 1 ve 4 olduğunu söyleyebiliriz. Tümü için diyor. Orası bizim için önemli çünkü bazıları için ya da tümünü kıyaslamasaydı o zaman mesela 2'yi de alabilirdim. Çünkü turizm açısından bazıları önemli yer şekline sahip olabiliyor. Burada da doğru cevabım B şıkkı oldu. Üçüncü soruma geldiğimde Türkiye'nin coğrafi bölgeleri belirlenirken fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulmuş. Fiziki özellikler içerisinde de yer şekillerini belirleyici olmuş. Buna göre Ege bölgesinin sınırlarının diğer bölgenin aksine iç kesimlere işte baktığımızda özellik olarak daha fazla sokulması bölgedeki dağların hangi özelliğiyle açıklanabilir? Şimdi baktığımızda Türkiye'de Ege'nin özellikle Muğla ya da Menteşe yöresi hariç dağların kıyıya dik uzandığını biliyoruz. Bunun yanında Karadeniz ve Akdeniz'de dağların genelde kıyıya paralel olduğunu biliyoruz. Bu farklılığın oluşması ya da bu farklılık özellikle birçok durumun Ege bölgesinde iç kısımlara kadar sokulmasında etkili. İşte iklimin etkisi iç kısımlara sokuluyor. Bunun yanında kıyı ile iç kesim arası çok fazla farklılık görülmüyor. Bu tür durumları dikkate alıyoruz ki Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için koy körfez sayısı fazla, işte kıyıda girinti çıkıntı fazla gibi durumları da dikkate almak mümkündür ki bu daha çok dağların kıyıya uzanışıyla alakalıdır. Evet, dördüncü sorumuzda belirtilen dönem ve olayların hangisi Türkiye'de nüfus artış hızının azalmasına daha az etkili olmuştur? 1918-1923 döneminde savaşların yaşanması demiş ki savaşların yaşanması nüfus artış hızında bir etki oluşturabiliyor. 1940-45 döneminde 2. Dünya Savaşı nedeniyle seferberlik ki birçok durumun kötüleşmesi, sağlık koşullarının kötüleşmesi, bunun yanında ekonomik durumun kötüleşmesi gibi birçok durum dikkate alınabilir. Bu da yine söz konusu. 60-65 döneminde özellikle yetişkin erkek nüfusun işçi olarak özellikle Almanya başta olmak üzere yurt dışına gitmesi yine kısmi olarak bir artış hızında azalma söz konusu ya da ona sebep olmuştur. 1970-80 döneminde kırsal kesimden kentlere olan iç göçün yoğunluk kazanması ki kırsal kesimden kentlere iç göçün yoğunluk kazanması 70 ve 80'lerden bahsediyoruz.
Özellikle nüfus artışının azalması diğerlerine göre daha az etkili olmuştur ya da ilerleyen dönem dolaylı bir etkisi var. Tabii hemen de göç edince olmuyor. Mesela nasıl bir dolaylı etkisi olabilir? Özellikle oraya göç eden insanlar belli bir süre sonra oranın şartlarına ayak uydurmaya başlıyor. Tabii hemen dediğimiz gibi olmuyor bu durum. O yüzden hani daha dolaylı, diğerlerine göre daha az bir etki olacaktır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. 85-2010 döneminde eğitim seviyesinin yükselmesi, insanların bilinçlenmesi, kadınların çalışma hayatına daha aktif bir şekilde katılması, kendine daha fazla zaman ayırma isteği gibi faktörlere bağlı olarak nüfus artış hızının azalmasına önemli bir etkeni oluşturmaktadır. Dediğimiz gibi diğerlerine göre daha az etkili olacak faktör D şıkkında verdiğimiz özelliktir. O yüzden doğru cevabımızı D şıkkı olarak aldık. Evet, 5. sorumuzda 1950 yılından sonra etkili olmaya başlayan iç göçlerle ilgili hangisi söylenemez? Denize kıyısı olan coğrafi bölgenin tümünde nüfus artış hızının başlıca ya da nüfus artışının başlıca nedeni bölge dışından alınan göçlerdir demiş. Şimdi Karadeniz daha çok göç veriyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bütün kıyı bölgeleri için ya da denize kıyısı olan bölgeler için bunu söylemek güç. İç göçlerin önemli bir bölümü ekonomik, evet, sosyal alandaki doğal afetler, bunlar geçerli. Göç hareketi daha çok doğudan batıya oluyor Türkiye'de. Göç veren illerde doğum oranı genellikle yüksek ki iş imkanları kısıtlı oluyor. Çünkü karşılayamıyor o kişilerin ihtiyaçlarını. Türkiye'de nüfus hareketlerinin büyük çoğunluğu iç göçler, evet, daha çok iç göçleri görüyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 6. soruda 5 il ve ona ait bazı beşeri ekonomik özellikler verilmiş. Buna göre yukarıdaki illere ait beşeri ve ekonomik özelliklerden hangisi o ilin sosyoekonomik yapısında diğerlerine göre daha büyük değişme. Tabii sosyal dediğimiz sosyal hayat. Yani baktığımızda sosyal hayatı değiştiren ne olabilir? Mesela oradaki bir eğitim ya da üniversite olabilir. Bunun yanında oradaki sinemalar olabilir. Bunun yanında ekonomik, bakın, sosyoekonomik. Yani insanların özellikle baktığımızda ekonomik anlamda da bazı şeyleri elde edebileceği bir durum olabilir. Bu anlamda özellikle Eskişehir'de bir üniversite ve kültür. Kültür de yine aynı şekilde sosyal durumlar dikkate alınabiliyor. O yüzden burada üniversitenin kurulması birçok şeyi değiştirmiş. Onun yanında ekonomik anlamda oraya katkı sağlamış. Ama mesela kümes hayvancılığı sosyal olarak nasıl bir etki, diğerine göre düşündüğümüzde nasıl çok büyük bir değişim oluşturacak? Ya da Kars'ta kış turizminin gelişmesi nasıl işte Eskişehir'deki üniversite gibi bir değişim yaşatacak? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Tabii en tehlikeli soru tiplerinden birisi. Daha fazla, daha çok, daha büyük. Yani o sorularda işte birçoğu doğru geliyor bize. Ama biz en doğru olanı bulmaktayız. Sosyoekonomik dediği için de D şıkkını dikkate aldık. Evet, 7. sorumuzda hangisi Kocaeli, Bursa, Sakarya illerinin ortak özellikler arasında yer almaz? Nüfus yoğunlukları bu alanlarda arkadaşlar fazladır. Türkiye ortalamasının üstünde. Ulaşım olanakları bu illerde gelişmiştir. Petrokimya endüstrisi. Şimdi Kocaeli'de İpraş söz konusu ama Bursa ve Sakarya'da petrokimya tesisi ya da endüstrisi çok fazla gelişmiş diyemeyiz. Tabii çok fazla gelişmiş diyemiyoruz üçü için. Mesela Sakarya'da petrokimya kısmında çok öne çıkan bir şey yok. Ha, Bursa'da yine birkaç şey olabilir aslında ama gelişmiş diyor. Ki Sakarya'yı burada mesela dışarıda tutabiliyorum. Dışarıdan göç alıyor bunlar, gelişmiş yerler. Aynı coğrafi bölgedeki Marmara bölgesinde bulundukları için bu da doğru olarak dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu bu sorumuzda. Evet, 8. sorumuzda o yılın tartışılan sorularından birisiydi. Verilere bakarak ÖSYM bunu savundu ve verilerde herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama yine soruda, soru kökünde farklı şekillerde sorulabileceği konusunda sık sık tartışma yapılmıştı. Ege bölgesinin elektrik üretimi göz önüne alındığında akarsu, lignit, rüzgar, jeotermal enerji kaynaklarından hangilerinin payı daha fazladır? Bakın, Ege bölgesi içerisinde dikkate alıyoruz. Ege bölgesinin hani baktığımızda tabii Türkiye'deki birincilikleri farklı olabilir ama kendi içerisinde baktığımızda üretimleri farklılık gösterebilir. Örneğin şimdi jeotermal üretimde Türkiye'nin büyük bir kısmında işte Ege bölgesi ön plana çıkıyor. Ama jeotermal üretimi öyle çok fazla bir üretime sahip değil Türkiye'de. Atıyorum işte %2'si ise belki %1'ini Ege bölgesi karşılıyor. Ama %1'lik kısımda orada çok düşük bir üretim ortaya çıkıyor. Ama baktığımızda işte Türkiye'nin genelinde akarsu %30'luk bir kısmı karşılıyor. Yani %30'luk içerisinde belki Ege bölgesi %2'lik payı barındırıyor. Ama bu %2 tabii daha fazla üretim olduğu için hidroelektrikten miktar olarak, kilowatt olarak daha fazla çıkabiliyor. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de bu soruyu
Ege bölgesi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ege bölgesi içerisinde değerlendirirsek arkadaşlar, özellikle akarsu ve lignitten elde edilen elektrik üretimi Ege bölgesi içerisinde diğerlerine göre daha fazladır. Ama Türkiye'de birinci olduğunu sorsaydı, o zaman belki rüzgarı da alırdık. Çünkü rüzgar Ege bölgesinde Türkiye için birinci sırada. Ya da jeotermal Türkiye için birinci sırada. Ama bu Ege bölgesi içindeki değerleri, o yıl değerlerini, 2011 değerlerini dikkate alarak çözülen bir soru olduğu için A şıkkı doğru cevabımız olmaktadır. Evet, 9. sorumuzda Güneydoğu Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesi bu bölgede yoğun olarak yetiştirilen ürünlerin hangisinin üretim miktarının artmasına daha etkili olmuştur? Bu soru arkadaşlar baktığımızda 3 defa aynı tarzda buna benzer şekilde farklı sınavlarda sorulmuştur. Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte alan ve özellikle üretim miktarı artışı, daha doğrusu üretim miktarı artışı en fazla olan ürün pamuktur. Bunu unutmuyoruz. Pamuk 2 dediğimiz 3 defa hatta sorulu, tabii farklı sınavları da kastediyorum ÖSYM'nin yaptığı. O yüzden pamuk Güneydoğu Anadolu'da baktığımızda en fazla alan artışına sahip ve üretim miktarına sahip ürün. Bunun yanında GAP'la birlikte Şanlıurfa en çok yararlanan il zaten. Şanlıurfa şu an pamuk üretiminde de birinci sırada gelmekte. Evet, diğeri Akdeniz bölgesinin dağlık ve platoluk kesimlerinin jeomorfolojik, yani yer şekli özellikleri dikkate alındığında hangilerini olumlu yönde etkilemiş. Şimdi bir yaylacılık faaliyetleri kısmında değerlendirdiğimizde özellikle o işte platoluk ya da yüksek kesimler, dağlık alanlar, özellikle Adana çevresi, orta toroslarda çok fazla yaylacılık faaliyetleri yapılmasına etkili. Bunun yanında yayla kısmında ve oradaki dağ sporları gibi durumlar turizmin gelişmesinde de etkili olmuş. İşte yamaç paraşütü gibi durumlar dikkate alınabilir. O yüzden onu da aldım. Ama ulaşımı ve ticaret tabii ulaşımı güçleştirdiği için daha olumsuz etki yapabiliyor bazı alanlarda. İşte geçitlerle sağlanıyor birçok yerde ulaşım. O yüzden doğru cevabımızın 1-3, B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet, 11. sorumuzda Türkiye'de tarımda makineleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın yine de bazı ürünlerin yetiştirilmesinde insan emeğine duyulan gereksinim devam edecek. Bu yargının doğruluğunu kanıtlamak için özellikle çayı arkadaşlar biz el yordamıyla ya da insan gücüyle hasat yapıyoruz. Onun için hani böyle çok büyük bir makine gelip bir buğdayı biçer döver geliyor mesela, hemen saatler içerisinde hemen hasadını yapıyor. Ama çayda öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü engebeli alanlarda tarımı yapılıyor. Orası makine için çok da uygun alanlar değil. Bunun yanında baktığımızda özellikle çeltik tarımı düşünülürse tabii çeltik tarımı dediğimiz ne oluyor? Pirinç tarımı arkadaşlar. Pirinç tarımı yine sulak alanda, bataklık alanda olduğu için insanlar mesela görmüşsünüz işte Çin'de, bunun dışında Hindistan'da, Endonezya'da insanlar gelip onları elleriyle kökleyip topluyorlar. Hani bu kısımda biraz daha fazla insan gücüne duyulan ihtiyaç fazla olabiliyor. Ama buğdayda, mısırda dediğimiz gibi makineler çok kolay bir şekilde bunun hasadını yapabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, 12. sorumuzda Doğu Karadeniz bölümünde büyükbaş hayvancılığın önemli bir ekonomik faaliyet olmasında. Şimdi büyükbaş hayvancılık yapılması için arkadaşlar meralarda çayır bitki örtüsü gerekiyor. Bunun içerisinde yaz kuraklığının daha az görülmesi gerekiyor. Yaz kuraklığının az görüldüğü alanlarda özellikle yazın serin ve yağışlı olduğu için çayır, yani büyük boylu ot topluluklarını görebiliyoruz. Bunun yanında orman örtüsünün zengin olması demiş. Ha, bazı arkadaşlar bitki örtüsüyle bağlantı kurup bunu dikkate alabiliyor. Ama ben de şöyle bir şey söylüyorum. Siz hiç ağacın üstünde bir büyükbaş gördünüz mü? Ya da ağacı tamamen yiyen bir büyükbaş gördünüz mü? Hani böyle bir şey zaten söz konusu değil. Orada orman değil, çayır bitki örtüsünün varlığı önemli. O da 3'e karşılık geliyor. Bunun yanında tarla tarımına uygun alanların sınırlı olması. Tabii insanları hayvancılığa yönlendirebilir o dağlık engebeli alanlarda. O yüzden de doğru cevabımız 2 ve 3 olmakta diyebiliriz. C şıkkı doğru cevabımız. Evet, 13. soruda İzmir Merkez ilçesine bağlı bir köye karayoluyla ulaşabilmek için ortalama 10 kilometre yol almak gerekir. Kütahya'da kuş uçum mesafesi aynı olan bir köye 15 kilometre yol almak gerekir. Yani burada baktığımızda eğim ve engebe arttığında oradaki kat ettiğimiz yol da artabiliyor. Örneğin düz bir çizgi çektim, dümdüz bir alanda gidiyoruz. Dümdüz bir yolda gittiğim için ne oluyor? Benim 10 kilometre yol aldığımı söylemiş. Bunun yanında biraz daha engebeli, eğimli bir alanda gittiğimde, hani burayı takip ettiğimde
Bu sefer o eğimli alanları takip ediyorsam benim yolum daha da uzadı. 15 kilometreye çıktı. O da yer şekillerinin engebeli olmasıyla alakalıdır. Yani E şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Evet, 14'te ülke sınırları içerisinde bölge, bölüm ve yöreler arasında yapılan ticarete iç ticaret diyoruz. Türkiye'de iç ticaretin özellikle canlı, hareketli bir şekilde olması hangisiyle ilgili değildir? Bu soruda arkadaşlar klasik. Yani birçok sınavda, ÖSYM'nin yaptığı sınavda tekrar tekrar soruluyor. Bir, burada farklılık önemli. Tabii her şeydeki farklılık değil. Özellikle ticarete konu olan farklılıklar. Örneğin endüstri kuruluşlarının bir alanda toplanması, diğer alanlarda olmaması, orada üretilen sanayi ürünlerinin o olmayan bölgelere ticaretinde önemli bir seçenek oluyor. Bölgeler arası yetişen tarım ürünlerinin farklı olması tabii ki mesela ticaretle uğraşıyorsunuz. Akdeniz'de fındık satacaksınız. Fındık almak için ilk uğrayacağınız yer genelde Karadeniz oluyor. Bu farklılık da yine etkili. Nüfus artış hızının yüksek olması ki eğer bir yerde nüfus artışı yüksekse tüketim artıyor. Tüketime bağlı olarak oraya bazı ürünler alınıyor. Bu olabilir. İnsanların satın alma gücü, evet satın alma gücü özellikle ticareti etkiler. İşte daha fazla para kazandığınızda daha fazla şeye para ayırabiliyorsunuz. Ama yüz ölçümüyle bir alakası yok arkadaşlar. Büyük ya da küçük yüz ölçümü oldu diye iç ticaret gelişmez. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 15. sorumuzda Türkiye'de 1990 yılında tarımsal ürünlerin dış satımının yaklaşık 2,4 milyar Amerikan doları gelir elde edilmiş ve bu değer toplam dış satımın %18,1'ini oluşturmuş. 2007 yılında ise yaklaşık 11,4 milyar Amerikan doları tarımsal ürün dış satımının toplam dış satımdaki payı 10,7 olmuş. Buna göre 90 ve 2007 yılları arasında Türkiye ekonomisiyle ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi bu yukarıdaki yargıdan buna göre dediği için ne çıkartacağım? Şimdi baktığımızda 2,4 milyar Amerikan dolarında %18. 2007'de 11,4 ki miktar olarak bakın artmış kazandığımız para neredeyse 6 katı ya da 5 katı artmış ama pay gerilemiş. Demek ki bu miktara rağmen yani paraya rağmen oransal bir düşüş yaşanmış. Neden bu düşüş oluyor arkadaşlar Türkiye'de? Özellikle sanayi ve bunun dışındaki sektörlerde kazandığımız para daha fazla olduğu için o yüzden ne oluyor? Buradaki oran tarımsal ürünlerin oranı düşüş gösteriyor diyebiliriz. Ki bu da özellikle sorumuza baktığımızda dış satımda madenlerin ve endüstrinin ürünlerinin payının artması yani diğerlerinin payı arttığı için bunun payında bir düşüş oluyor. Türkiye'de tarımsal ürünlerin talep azalmış değil. Dış ticaret açığı azalmış değil ki yukarıdan çıkartamam bunu. Modern tarım yöntemleri uygulanmış. Ulusal gelir yükselmiş. Yani şu tablodan çıkarabileceğim benim. Demek ki diğerlerindeki oran daha hızlı artmış ki bunun oranında bir düşüş meydana gelmiş. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu. Evet, 16. sorumda Ege bölgesinde kıyı boyunca kuzeyden güneye doğru turistik amaçlı gezi yapan bir grup hangisine rastlamaz? Şimdi Efes, Milet gibi şehirler var biliyorsunuz kıyıda. Antik kentler var. Dilek, Yarımadası Milli Parkı gibi özellikle Aydın gibi illere ait milli parklar var. Yat limanları var. Ama kıyıda bakın kayak merkezleri yok. Yani direkt deniz kıyısından bahsediyoruz. Ege'de böyle bir durum söz konusu değil. Kaplıcalar yine var. Özellikle İzmir olsun, Aydın olsun. Bu alanlarda ben kaplıcaları görebiliyorum. O yüzden doğru cevap D şıkkı oldu. Evet, 17. sorumuzda bazı il ve merkezleriyle özdeşleşmiş ifadeler verilmiş. Buna göre il ve il merkezlerinin özelliklerinin hangisi vurgulanmamış? Gündüz seyranlık, gece gerdanlık, turizmi ifade etmekte. Özellikle Mardin'deki o taş evler gündüz güzel bir görüntü oluşturmakta, gece ışıkları yanmada bir gerdanlık görüntüsü söz konusu olmaktadır. Tahıl ambarı dediğinde tarım, çünkü tahıl dediğinde özellikle işte buğday gibi tahılları dikkate alıyoruz. Serhat şehri Edirne sınır şehri demek. Sınır şehri dersem jeopolitik konumunu dikkate alıyorum. Güller dersem tarım, göller dersem yer şekillerini dikkate alıyorum. Ege'nin incisi İzmir dersem turizmi ön plana çıkartıyor. Ama burada iklimle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Mesela işte bunlara ek olarak kara elmas nedir? Enerji. Bunun yanında baktığımızda beyaz altın, pamuk tarımı ifade ediyor. Yine baktığımızda işte altın suyu, zeytinyağı yani yine tarımı ifade ediyor. Bu tür deyimler, bu tür cümleler var arkadaşlar. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bu sorumuza doğru cevabımız B şıkkı oldu. Peki 18. sorumuzda endüstrileşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunlarından biri de hava kirliliği. Buna göre haritada numaralara verilen liman kentlerinden hangisinde endüstrileşmeye bağlı hava kirliliğinin fazla olması beklenir? Şimdi Antalya verilmiş.
Tekirdağ verilmiş, Sinop verilmiş. Bunun dışında işte o kısımda Trabzon, Rize kısmındaki yerler verilmiş ve Hatay'daki İskenderun verilmiş. İskenderun'da demir çelik fabrikası ve diğerlerine göre sanayileşmenin daha fazla olması nedeniyle doğru cevabımızın burada E şıkkı olduğunu söyleyelim. Oradaki İskenderun, Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikası, taş kömürüyle yakıyoruz. Tabii bu da hava kirliliğini arttıran bir nokta olmakta. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, bir denememizin, bir çıkmış soru çözümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya çıkmış soru çözümleri serimizde 2012 lisans sorularıyla devam ediyoruz. Evet, birinci sorumuzda Türkiye'nin jeopolitik önem üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır demiş. Jeopolitik arkadaşlar bir yerin bulunduğu konumdan kaynaklı siyasi önem taşıyan özellikleridir. Birden fazla ülkeyi ilgilendirmesi jeopolitik önemini daha da arttırmaktadır. O özellik birden fazla ülkeyi ilgilendiriyorsa bizim için oldukça önemli. Eski dünya karaları arasında merkezi bir konuma sahip olması, bu karalar arasında bir geçiş noktası olması, bir tampon bölgesi olması bizim için jeopolitik önemimizi arttırır. Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olması ve bunun yanında petrol zengin ülkelerle Avrupa arasında ya da doğal gaz zengin ülkelerle Avrupa arasında bir geçiş güzergahında bulunması jeopolitik önemimizi arttırmaktadır. Dört mevsim belirgin olarak yaşanması orta kuşakta olduğumuz içindir. Aynı anda farklı iklim özelliklerinin yaşanması özel konuma bağlı, yer şekilleri, denizellik, karasallık gibi etkenler bunlar jeopolitik önem kısmında diğerleri kadar önem taşımamakta. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Petrol ve doğal gaz yataklarına sahip ülkelere komşu olması ve birçok boru hattının Türkiye'den geçmesi, uluslararası deniz ulaşımında ve yine boğazlara sahip olması jeopolitik önemini arttıran diğer önemli faktörler arasında sayılmaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuzda Türkiye'nin dağları ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Altıncı selim doğrudur demiş. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında uzanan sıradağlar kırılmayla değil arkadaşlar, kıvrılmayla oluşmuş. Özellikle baktığımızda alp orojenezine bağlı olarak sıkışma ve esnek tabakaların kıvrılma sonucu oluşmuş Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları. O yüzden bu yanlış. Güncel buzul dediğimiz yıl boyunca yerde kalan ve bütün yıl orada gördüğümüz ya da uzun süreçte orada gördüğümüz buzullar. Orta kuşak ülkelerinde bu güncel buzulları daha çok biz 2000-2200 metre üzerinde ortalama yükselti olarak Türkiye'nin bulunduğu enlemlerde bunun üzerinde görüyoruz ki Türkiye'de buzulların görüldüğü yerler, güncel buzulların daha çok yüksek yerler. Yüksek yerlerde ülkemizin daha çok doğusunda olduğuna göre o zaman bu öncülümüz ya da bu şıkkımız doğru olmakta. Ülkemizin batısında çok sayıda volkanik dağ var. Batısında değil arkadaşlar, doğusunda daha çok volkanik dağ var. İşte Nemrut, Süphan, Tendrek, Ağrı, Karacadağ, Güneydoğu Anadolu'da. Doğu deyince tabii sadece Doğu Anadolu akla gelmez. O yüzden yanlış. Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru gidişi artmaktadır. Yanlış, çünkü batıdan doğuya doğru genel olarak artış var arkadaşlar. O yüzden bu öncül bu şıkta yanlıştır. En yüksek zirve Ağrı Dağı ki kıvrımlı dağ değil, volkanik bir dağdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda Meltem rüzgarlarının Türkiye'de görülmesi hangisine bağlanabilir demiş. Şimdi Meltem rüzgarlarını arkadaşlar biz deniz ve kara, bunun dışında dağ ve vadi olmak üzere ayırıyoruz. Şimdi bunun için düz mantık gidersek deniz ve kara Meltem'in oluşması için bir deniz bir de kara lazım. Yani sadece kara olursa bu Meltem oluşmaz. Dağ ve vadi Meltem oluşması için yine bir dağ bir vadi yani yer şeklinin çeşitlilik göstermesi gerekiyor. Dümdüz bir ova olursa, dümdüz bir plato olursa orada yine bu tür Meltemlerin oluşması söz konusu olamaz. Türkiye'de üç tarafının denizlere çevrili olması, hem deniz hem kara parçası olarak dikkate alınması bizim Meltemlerimizin, deniz ve kara Meltemlerin oluşmasında etkilidir. Yer şekillerinin çeşitli olması ki dağ ve vadi Meltemlerin oluşmasında etkili olmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın 2-3 yani C şıkkı olduğunu söyleyelim. Peki diğer öncüllere bakarsak. Orta kuşakta bulunmamız da bunların alakası yok çünkü bunlar özel konuyla alakalı. Gece ve gündüz sürelerine bakarsak yani şu özellik Türkiye'de geçerli mi? 13 saat gündüz olursa Meltem oluşur. 10 saat olursa oluşmaz. Yok, böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü süresine değil gece gündüze bağlı bu durum. Yani 10 saat, 12 saat, 14 saat Türkiye'de gündüzün ya da gecenin olması bir şey değiştirmiyor. Gece ve gündüz varsa bu meltemler farklı ısınma özelliklerinden dolayı, gündüz ve gece arasındaki farklılıktan dolayı
oluşuyor ki bu da basınç farkına sebep olduğu için de bu rüzgarların oluşmasında önemli bir etken olabiliyor ama süresi değil. Yani oradaki kavramımız bizim süre kısmında eledik. Gece ve gündüz olması gerekir ama süresi tabii ki buna bağlı değildir. Evet, doğru cevabımız C şıkkı oldu bu soruda. Dördüncü soruda Türkiye'de nüfusun tarihsel gelişim ve sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında hangisi yanlıştır demiş. Şimdi yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 55-60 demiş. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seferberliğin kalkması, refah seviyesinin yükselmesi, sağlık koşullarının iyileşmesi sonucu o dönemde nüfus artış hızı en fazla olmuştur. Bu öncülümüz doğru. Nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem Türkiye'de ki 27'den 2020 dönemine kadar geçerlidir. En düşük olduğu 40-45 arası çünkü 2. Dünya Savaşı sebebiyle seferberliğin ilerlemesi, sağlık koşullarının kötüleşmesi, ekonominin kötüleşmesi etkili olmuştur. Türkiye'de ilk kapsamlı nüfus sayımı Cumhuriyet döneminde 1927 yılında yapılmıştır. Nüfusumuz da 13,3 milyon civarıydı. Özellikle 1950'den sonra tarım sektöründe çalışanların oranında sürekli bir azalma var çünkü diğer sektörlerde önemli bir artış var. Buna bağlı olarak da tarım sektörü %90'dan tabii günümüz itibariyle %18'lere kadar geriledi. Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus kırsal nüfustan daha iyi mi fazla olmuştur diyor. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü 1980 yılına kadar bu süreçte dahil, 1980'de dahil, bunun öncesi ve 1980'de kırsal nüfus oranı Türkiye'de daha fazlayken 1980 sonrasında kentsel nüfusun daha fazla olduğunu söylüyoruz. Yani Türkiye'nin özellikle 1923'ten tabii 27'de sayım yapılmıştı. Bu Cumhuriyet dönemi içerisinde 2020 yılına kadar sürekli kırsal nüfusun fazla olması gibi bir durum yok. Sürekli kentsel nüfusun fazla olması gibi bir durum yok. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak dikkate alındı. Evet, 5. sorumuzda 4 tane Livan kenti vermiş. Bunların ticaret hacimlerinin geniş olduğunu söylemiş. İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun. Bu kentlerle ilgili olarak ortak bir özellik değildir demiş. Şimdi nüfus yoğunlukları bu illerin fazladır arkadaşlar. Örneğin Karadeniz'in en gelişmiş ili, en fazla nüfusa sahip ili Samsun'dur. Mersin yine aynı şekilde Adana ile birlikte önemli bir ildir. İzmir ki Ege'nin en gelişmiş ilidir. İstanbul zaten Türkiye'nin en gelişmiş ili ve nüfus yoğunluğu en fazla olan ili. Turistik yolcu taşımacılığı Samsun'da gelişmemiş arkadaşlar. Bir tanesi uymuyorsa hepsi için ortak bir özellik olamaz. Üçüncül dediğimiz, özellikle hizmet sektörüne dahil ettiğimiz öğretmen, doktor, kamu işçisi, bunun dışında işte turizmde çalışanlar, bankacılar, bunların fazla olduğunu söyleyebiliriz çünkü gelişmiş yerler bunlar. Nitelikli iş gücü bu alanlara daha fazla, karayolu ağları gelişmiş. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, altıncı sorumuzda Bursa'nın komşu olduğu illere göre nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır demiş. Şimdi burada etkisi daha az, daha fazla soruları ki yine hatırlatalım tehlikeli sorular. Yani burada hepsi etkili olacak ama ben diğerlerine göre daha az etkili olanı bulmam gerekiyor. Mesela Bursa'da Akdeniz iklimi görülüyor. İklim koşulları uygun olduğu için ona uygun bir sürü tarım ürünü yetişiyor. Tarım ürünü yetiştiği için tarıma dayalı sanayi gelişmiş Bursa'da. Ve endüstrinin gelişmesine bağlı olarak tabii birçok gelişmişlik durumu ya da nüfusun artması durumu söz konusu iş imkanlarına bağlı olarak. Turizm olanakları Uludağ var. Bunun yanında yaz turizmi için gerekli alanlar var. Yine tarihi alanlar, dini turizm için önemli yerler, UNESCO miras listesine alınan Cumalı Kızık gibi alanlar birçok yer olduğu için o da geçerli. Ama önemli yeraltı kaynakları bu saydığımız 4 tanesine göre daha az öneme sahiptir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olarak dikkate alınmaktadır. Evet, 7. sorumuzda Türkiye'nin tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesi. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Arazi toplulaştırması ile birlikte ortaya çıkması beklenen bir durum olamaz. Şimdi burada şöyle bir mantık var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açıklayalım. Bir arazimiz var, 100 dönüm. 100 dönümlük bir arazi. Bu arazi miras yoluyla parçalanıyor. Bu parçalanma sonucu işte 100 dönümü 4 kişi arasında paylaş diyelim 25 dönüm. Tabii onların da çocukları olacak ilerleyen süreçte. Onlar da kendi arasında yine bunu paylaştıracak. Bu paylaşım devam ettiğinde en son artık işte bir dönüm, iki dönümlük bir arazi kaldı diyelim. Bu çok fazla bir işe yaramaz. Hem orada makine kullanımı zordur, hem işte ekonomik bazda onu değerlendirmek çok zordur. Size çok büyük bir getirisi olmayacaktır. Ki zamanla tabii bu araziler parçalanınca böyle sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Ve devlet şöyle bir önlem aldı. Belli bir
dönümden sonra miras yoluyla parçalanma söz konusu değil. Yani ne olacak? Orası belli bir döneme kadar parçalanabilir. Ondan sonra artık orayı işletecek kişi belli. Yani ona devretmeniz gerekiyor işletmesini. Tabii yine hak sahibi sizsiniz. Bu şekilde bir önlem aldı. Ama bunun yanında daha önceden parçalanmış arazileri de tekrar birleştirme yoluna gidiyor. Yani arazi toplulaştırması şeklinde dikkate alıyor. Buna göre arazi toplulaştırması ile birlikte yine büyük alanlarda özellikle tarımsal üretim artıyor. Verim artıyor. Makineyi kullanmak daha ekonomik hale geliyor. Bunun yanında zaman kaybını özellikle önlüyoruz. Çünkü makine kullanımı ile birlikte daha kısa sürede işleyebiliyoruz. Daha kısa sürede hasat edebiliyoruz. Teknolojiden daha fazla yararlanıyoruz arkadaşlar. Yani tarımsal üretimde artış sağlanır toplulaştırma ile birlikte. Zaman kaybı azalır. Teknolojiden yararlanma artar. Makine kullanımı artar. Mülkiyet yapısı değişir ki daha önce birçok kişiye ait olan bu arazileri biz artık tek bir kişide tekrar birleştirme yoluna gidiyoruz. İşletme sayısı artmaz arkadaşlar, azalır. Çünkü 10 kişideydi mesela. O 10 kişiden aldım, 2 kişi de ne yaptım? Bu arazileri birleştirdim. İşletme sayısında bir azalma söz konusu olacaktır. Zaten amaç o daha önceden parçalanmış, işletmelere bölünmüş alanları tekrar birkaç kişide toplamak ve daha büyük alanda daha fazla tarımsal üretimi gerçekleştirmek olduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 8. soruda Türkiye'nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedenini sormuş. Temel neden dediği için arkadaşlar bunlar içerisinde en tepedekini bulmam gerekiyor. Tabii yine tehlikeli sorulardan birisi. Özellikle kıyı kesimlerde nemlilik, ılıman iklim, ona bağlı olarak birçok tarım ürünü yetişmesi, yine verimin yüksek olması, tarım süresinin uzun olması, yani iklim koşullarının elverişli olmasıyla alakalı bir durumdur temel neden olarak. Ki toprağa takılan arkadaşlar olursa yine toprağın oluşması sağlayan en önemli etken iklim koşullarıdır arkadaşlar. Bu yüzden hani iklim koşullarını dikkate almam daha mantıklı oldu. Tabii kıyı kesimlerinin özellikle işte Karadeniz'de olsun, Akdeniz'de olsun, Ege'de olsun hepsini dikkate aldım. Buna göre değerlendirdim arkadaşlar. Bunu da unutmuyorum. Çünkü modern tarım yöntemlerinin kullanılması demiş. Özellikle bütün kıyı kesiminde modern yöntem kullanılan yerler yok. Yani Karadeniz'deki kısımları ayrı tutabilirim bu konuda. Evet, doğru cevabımız B şıkkı oldu. 9. soruda bazı bitkiler vermiş ve burada bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hayvan türlerini eşleştirmemizi istemiş. Aslında bu soru kolay bir soruydu. Çünkü çiçekli bitkiler ve ormanı gördüğümde ben neyi alıyorum arkadaşlar? Arıcılığı alıyorum. Arıcılığı dikkate aldığımda şıklarda bakın 4'te arıcılık verilen tek bir şık var. O da B şıkkı. O zaman maki için ne oluyor? Kıl keçisi dikkate alınıyor. Koyun için arkadaşlar bozkır bitki örtüsü. Sığır için çayır bitki örtüsünü dikkate almam mümkündür. Yani kolay bir soruydu. Sadece dördüncüden çıkabilecek bir soruydu. Diğerlerini de bu şekilde uygunluk bakımından eşleştirebiliriz. Çünkü şöyle bir durum vardı. Büyük ot, büyük baş. Yani çayır, büyük baş. Küçük ot, küçük baş. Mesela bozkır küçük ot topluluğu, kısa boylu. O yüzden yine biz bu şekilde bunu bağdaştırabiliriz. Evet, 10. sorumuzda aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi farklı bir ekonomik faaliyet grubu içerisinde yer alır demiş. Şimdi burada birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil olmak üzere faaliyet gruplarımız vardı. Birincil dediğimiz tarihsel bir sıralama yapıyorduk. Birincil ilk işte insanlar neyle uğraşmaya başladı? Tabii daha eskiye gidersek avcılık, toplayıcılık. Bunun yanında tarım, hayvancılık, ormancılık. Bunlar birincil. Yani tarım yapan çiftçiyi ben birincilde alıyorum. Bunun yanında sanayi ikincil, hizmet sektörü üçüncül. Ki hizmet sektörü içerisinde dediğimiz gibi herhangi bir fabrikada üretim yapmayan, o işte insanların ihtiyacını karşılayan bankacı, turizmci, öğretmen, doktor, kamuda çalışan memurlar, işte şoförler, bunların hepsi üçüncüle giriyor. Şoför demiş, üçüncül. Kamuda görev yapan öğretmen yine üçüncül. Konya'da hastanede görev yapan doktor üçüncül. Otelde çalışan aşçı üçüncül. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı olarak dikkate alındı. Birincil sektöre giriyor. Evet, 11. soruda arkadaşlar bir ezber sorusu, bir bilgi sorusu. Direkt zaten eşleştireceğiz. Yeraltı kaynakları ve zengin olduğu yerler yanlış eşleştirilmiştir diyor. Demir, Sivas, Divriği, Malatya, Ekiman sorularda en çok çıkıyor. Doğru. Krom, Elazığ, Guleman, Erzincan, Muğla, Fethiye çevresi sorularda çok çıkıyor. Doğru. Manganez ise Adana ve Denizli'de daha çok var. Konya, Seydişehir'de boksit olduğu için doğru cevabım C şıkkı oldu. Bakır, Artvin, Murgul, Kastamonuküre, Rize, Çayeli, Elazığ, Maden yine Diyarbakır, Ergani çevresinde bulunuyordu. Barit, Antalya, Alanya, Gazipaşa'da daha çok bulunuyordu. Petrol kuyularının açılmasında ve sondaj çalışmalarında daha fazla kullanılıyordu. Bilgi sorusu olduğu için çok fazla yoruma açık değil. Evet, 12. sorumuzda
termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında. Şimdi termik santral dediğinde arkadaşlar ne kullanılıyor? Doğal gaz kullanılıyor. Lignit kullanılıyor. Bunun işte taş kömürü kullanılıyor. Petrol kullanılıyor. Bunlar termik alanda kullanılan yakıt kısmında ya da enerji kaynakları kısmında değerlendirilen kaynaklardır. Bunlar arasında havayı en az kirleten doğal gazdır. Ama yenilenemeyen kaynaklar deseydik en az kirleten nükleerdi. Ancak şu an termik dediği için bu dördü arasında bir değerlendirme yapıyorum. Hangisinde hava kirliliğinin daha az olması beklenir? Ki Soma'da lignitle çalışıyor arkadaşlar. Taş kömürü, lignit. Bunlar kömür ve havayı çok fazla kirletiyor. Yatağan lignitle çalışıyor arkadaşlar. Çatalazı taş kömürle çalışıyor. Bunun yanında baktığımızda Seyit Ömer lignitle çalışıyor. Ambarlı ise doğalgazla çalışıyor. Doğalgaz havayı kömüre göre daha az kirleten bir enerji kaynağıdır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. 13. soruda endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında Karadeniz'in kıyı kesiminde çay, fındık, kağıt ki çayı biliyorsunuz çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın olmalı. Fındık ve kağıt için gerekli ham madde de Karadeniz'de var. O yüzden Karadeniz'de bu endüstrilerin, sanayilerin gelişmesinin en önemli sebebi ham maddeye yakınlık olarak dikkate alınmaktadır. Tabii daha fazla demiş. O yüzden ham maddeyi biz burada dikkate aldık. Evet 14. sorumuzda Türkiye'nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin yolcu trafiğindeki payı daha fazla olması beklenir? Yani şimdi İstanbul'da yapılan bir şey arkadaşlar tabii trafik açısından oldukça yoğun. Yani bir köprü yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde yapılan köprüden daha fazla insan geçiyor. Bunun yanında baktığınızda işte bir demiryolu hattı, hızlı tren yapılıyor. Burayı kullanan kişi sayısı çok fazla. O yüzden diğerlerine göre en fazla yolcu taşıma kapasitesi olacak ya da taşıyacak olan Marmaray olacaktır. Ki şu an aktif. O yılda tabii sorulan kısımda gündeme çok geliyordu. O yılın durumuna göre değerlendirirsek daha açılmamıştı ama şu an aktif bir şekilde devam ediyor. Ankara-Sivas ki İstanbul'daki kadar yolcu trafiği olmayacaktır. Bakü-Tiflis-Kars yine aynı şekilde oradaki kadar yolcu trafiği olmayacaktır. Yani İstanbul zaten birçok şeyde biliyorsunuz birinci sırada geliyor. Evet 15. sorumuzda Türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte. Bu da turizm gelirinin ekonomideki payını giderek arttırmaktadır. Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir? İşte kış turizmi daha çok kışın. Yayla turizmi daha çok yazın. Deniz turizmi daha çok yazın. Bunları eledim. Akarsu turizmini daha çok yaz dönemlerinde görüyoruz. İşte rafting sporları gibi. Tabii kışında kullanılmıyor gibi bir şey algılanmasın. Bunun yanında kaplıca turizmi yaz-kış, sağlık turizmi yaz-kış Türkiye için önemli bir ekonomik faaliyettir. Ve ekonomiye katkısı ülkede yıl boyunca dikkate alınabilir. Çünkü yazın işte kaplıcaya gidilmez gibi bir durum yok. Yazın işte kaplıcalar kapanır gibi bir durum yok. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 16. sorumuzda Yeşilırmak Havzası gelişim projesinin kapsadığı illerden biri değildir sorusu var. 4 ili kapsıyor arkadaşlar. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya. Yozgat bu kapsamda değildir bilgi sorusudur. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet 17. soruda dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın. Dış satımın dış alımı karşılama oranı istenilen düzeyde değildir. Ki bunu arkadaşlar şu şekilde algılıyoruz açık. Yani biz ihracatta daha az satış yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. İthalatta daha fazla yani alım yapıyoruz. Bu aradaki fark zarar olarak ya da açık olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye'de giderek ticaretin gelişmesinin durumu söz konusu ama açık hala kapanmış durumda değil, istenilen düzeyde değil. Buna göre hangisi bunun oluşmasında etkili değildir? Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarda tüketilmesi ve dışarıya satışın azalması. İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olması, ki imalat dediğimiz işte üretimi yapılmış olan hazır maddeler, enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı petrol, doğalgaz gibi kaynaklar bu açığı arttırıyor. Dış pazarlarda rekabet güçlüğünü yaşıyoruz. Kaliteli ürün üretimi kısmında tabii biraz daha standartları arttırmamız gerekiyor. Dış satımda turizm gelirinin payının artması arkadaşlar olumlu bir şey. Çünkü sanayiden sonra dış ticaret açığını kapatmada en önemli faktörlerden birisi turizmdir. Bunun gelişmesi, bunun payının artması dış alımla dış satım arasındaki dengeyi sağlayacak. Hatta ilerleyen süreçte belki daha fazla açık değil de fazla çıkmasına sebep olacaktır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 18. soruda insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır demiş. İşte Elmalı ilçesinde Avlan Gölü ile Karagöl'ü kurutursak oradaki ekosisteme zarar veririz. Ekosistem zarar görürse arkadaşlar bu bizim için olumsuz bir şey.
Yine Bolu Aban arasındaki kıyı şeridinde denizin dolduğuna karayolu yapılması yine ekonomik ekolojik olarak pardon oradaki dengeyi bozuyor. İşte orayı doldurduğumuzda oradaki kıyı kesiminde yaşayan canlıların yuvalarıdır. Bu tür şeylerdir. Zarar görebiliyor. Yatağın termik santrali ki lignitle çalışıyor. O havayı çok fazla kirletiyor. Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık. Yaylalarda zaten doğal olarak arıcılık yapılabilir. Hani insan tabii ki bu alanlara çok fazla zarar vermedikçe her şeyi kuralına göre oynadıkça çok fazla zarar konusu gündeme gelmiyor. O yüzden doğru cevabımız D. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını birbirine bağlayan köprüler ki köprüler yapılırken o alanda işte ormanlar tahrip ediliyor. O alandaki doğal denge bozuluyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, bir çıkmış soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki çıkmış sorularda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya çıkmış soru çözümlerinde 2012 ortaöğretim sorularıyla devam ediyoruz. Evet, birinci sorumuzda arkadaşlar daha önce çözdüğümüz videolarda vardı. Ben onu buraya ekliyorum. Yine kanalımızda özellikle bana sorulan sorularda çok fazla gelen sorulardan birisiydi. Oradan dilediğim gibi direkt ekleme yapacağım. Bunu o yüzden geçiyorum ki bu sorumuzda baktığımızda doğru cevabımız Türkiye'ye ulaşmaya çalışan bir hava aracı aşağıdaki alanların hangisinden hareket ederse en kısa mesafeyi kullanmış olur. Şimdi burada ben tek yüzlü bir harita kullanacağım ama siz bunun diğer tarafında yani bir dairesel şekil olarak da düşünün. Zaman zaman onu hatırlatacağım. Şimdi burada şu mantığı herhalde herkes biliyordur. Derecelerim batıya doğru artıyorsa bu batı yarımküre. Bunun yanında derecelerim güneye doğru ya da aşağı doğru sizin tabirinizde artıyorsa bu güney yarımküreyi ifade etmekte. Yani bu basit bir özellik. Yine şu kısımda baktığımda bakın batıya doğru artmış batı yarımküre. Bunun yanında kuzeye doğru artmış kuzey yarımküreyi ifade ediyor ya da yukarı doğru artmış. Diğer kısımda sola doğru yani batıya doğru artmış batı yarımküre. Bunun yanında tabii kuzeye doğru artmış kuzey yarımküreyi ifade ediyor. Aynı şekilde bunları da dikkate almak mümkün arkadaşlar. Hani bu mantığı özellikle sizin için ilk başta vermiş olduk. Yani kuzey mi güney mi olduğunu zaten bu şekilde bakarak dikkate alıyorsunuz. Tabii burada bizim için en kestirme yolu şimdi üzerinde kıyaslayacağız haritanın. Onu söylemiş olalım. Birinci olarak bunların yerlerini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi tam dairesel olarak düşüneceksiniz. Ben tek yüzlü olarak kullanıyorum. Mesela A şıkkında verilen hem batı yarımkürede hem de güney yarımkürede. Yani yaklaşık olarak değerleri itibariyle haritada burada. Tabii yaklaşık diyorum çünkü dairesel kısımda biraz daha farklı gösterilebilir. Bunun yanında B şıkkına bakıyorum. Yine 149-154 batı, 36-41 kuzey bulunduğu yer yaklaşık olarak. Bunun yanında C şıkkına bakıyorum. 145-140 batı kısmı yine verilmiş. Batıya doğru artmış çünkü. 84-88 yani biraz daha kuzeyde yer alıyor. Bunun yanında yine güney yarımkürede yer alan ki şu kısımda bakmıştık. D'de verilen özellikle batı ve güney yarımküreyi değerlendiriyorum. E'de verilen ise yine Güney Yarımküre'de verilen değerler itibariyle ve Doğu Yarımküre'de yer alıyor. Şimdi buna göre dikkat ederseniz en yakın olan C'den çıkılan merkez. Yani burada o yolları düşündüğünüzde en kısa yolu C'de gördük. Yani birebir harita üzerinde yerleştirme sorusu bu. Yani bizim özellikle bu görseli ya da bu şekilde bu soruyu çözmemiz gerektiğini söyleyelim. Yine kafanıza takılan bir şey varsa videonun altına yorum olarak yapabilirsiniz. Herhalde açıklayıcı bir anlatım olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın Türkiye'deki etkiler arasında gösterilemez? Hidroelektrik santrallerinin üretiminde bir azalma meydana gelir. Çünkü su gerekli bunlar için. Kentlerde kullanma ve içme suyu sıkıntısı yaşanır kuraklık durumunda. Sanayi kuruluşlarının üretiminde azalma görülebilir çünkü tarıma dayalı sanayiler var. Tarıma dayalı sanayiler bundan olumsuz yönde etkilenecektir. Artı bazı sanayilerde su ihtiyacı oldukça fazla. Örneğin demir çelik gibi. Onlar da bundan tabii ki etkilenecektir. Ekolojik denge bozulacak ki su azalınca birçok canlı yaşamını yitirecek. Diğer canlılarda bir artış olabilir. Bu da ekolojik dengenin, doğal dengenin bozulmasına sebep oluyor. Sondajlarla taban su seviyesi yukarılara çektir demiş. Şimdi taban su seviyesi dediğimiz yeraltı suyunun yüzeye yakınlığı ile ilgili bir terimdir.
Eğer oradaki kuraklıkla birlikte su kaynakları tükenir, yüzeydeki sular tükenirse insanlar yer altına daha çok yönelir. Artı yüzey suları bu yer altı kaynaklarını beslemediği için insanların o yer altı kaynaklarından daha fazla çekmesi o seviyenin giderek düşmesine sebep olur. Yani taban su seviyesi kuraklıkla birlikte yukarılara değil daha çok aşağı doğru inecektir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmaktadır bu sorumuzda. Evet, üçüncü sorumuzda İzmir ile Yunanistan'ın Dedeağaç yerleşmesi arasında turizm faaliyetlerine bulunan bir yat firması İzmir Körfezi'nden hareket edip Türkiye'nin kıyı çizgisini takip ederek sırasıyla körfezlere uğramış. Buna göre haritada verilen körfezlerden hangileri doğru olarak işte eşleştirilmiş ya da doğru olarak verilmiş? Şimdi burada 3 numaralı alanda arkadaşlar bulunan körfezimizin adı Saros. Saros körfezini dikkate alıyoruz. Bunun yanında 2 numaralı alanda arkadaşlar bulunan körfezin adı Edremit. Edremit körfezi bulunuyor bu kısımda. Bunun yanında İzmir körfezi var ki 1 numarada da Çandarlı bulunmakta. Çandarlı körfezi ki Türkiye'nin kirli körfezlerinden birisidir. Özellikle baktığımızda demir çelik fabrikası ve Ali Ağa Petrokimya Tesisi burada bulunmaktadır diyebiliriz. O yüzden 1 Çandarlı olacak, 2 Edremit olacak. 3 Saros Körfezi olacak. Yani A şıkkı doğru cevabımız olmakta bu sorumuzda. Evet, dördüncü sorumuzda Türkiye'de nüfus dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? Diğerlerine göre daha azdır. Tabii tehlikeli soru tiplerinden birisi yine ama bu soru çok zor bir soru değil arkadaşlar. Yer şekilleri önemli, iklim oldukça önemli, su kaynakları oldukça önemli. Enlemli toprak özellikleri mi dersek enlem burada daha az etkili. Neden? Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey yok. Güneyden kuzeye doğru düzenli bir işte nüfus azalışı, nüfus artışı söz konusu değil. Ya da enleme bağlı olarak işte aynı enlem üzerindeki yerlerde nüfus aynı oranda değil arkadaşlar. Mesela İzmir, Konya, Van. Yani bu üç ilde de nüfusun farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oradaki iklim, yer şekilleri, su kaynakları gibi birçok özellik farklılık gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, beşinci sorumuza geldik. Türkiye'de kırsal alanda hem tarım hem de hayvancılık faaliyetleri yapılan yerleşmelerden birisi mezralar. Buna göre coğrafi özellikler göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinde bu tür yerleşmelere daha çok rastlanır? Türkiye'de mezra yerleşmelerinin en çok bulunduğu bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Bu yüzden şıklarda verilen Hakkari, Doğu Anadolu'da yer alan bir ilimiz. O yüzden doğru cevap D oldu. Tekrar söylüyorum, mezralar daha çok Türkiye'de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşan bir köy altı yerleşmesidir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, altıncı sorumuzda Türkiye'de hızlı kentleşme, kentlerdeki yaşamın giderek güçleşmesi söz konusu. Buna göre hangisi hızlı kentleşmenin yaşandığı yerlerde alınması gereken önlemlerden biri değildir demiş. Büyük kentlerde endüstri tesislerinin yerleşmelerin kurulması için uygun alanların belirlenmesi ki belirlenmezse arkadaşlar planlı bir şekilde kurulmazsa daha sonra bu sanayi tesisleri şehrin içinde kalabiliyor. Yeni yerleşim alanlarının altyapı gereksinimlerinin bitirilmeden o alanların yerleşmeye açılmaması. Dere yatakları ancak kurutulduktan sonra iskana açılmalı demiş. Yanlış. Çünkü dere yataklarının iskana açılması ilerleyen süreçte bu alanların sık sık sel olaylarıyla karşılaşmasına sebep oluyor. Ki dere biliyorsunuz özellikle tekrar eski yatağına geri dönüyor. Ve bu da oradaki ekonomik kayıpları da arttırıyor. Bu iyi bir şey değil. Yapılmaması gereken bir durum. Yeni alanlar yerleşmeye açılmadan önce zemin etüdü, yani o alanın uygun olup olmadığı hakkında çalışmalar yapılmalı. Hizmet planlaması adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre yapılmalıdır. Yani şu özellikle baktığımızda oradaki yaşayan insanların ne kadar olduğu, işte bu sayıya göre nasıl bir durumda işte planlama yapılacak, ihtiyaç nedir kısmının mutlaka dikkate alınması gerekiyor. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza geldik. Tarım ürünlerinin yurt içi talebi karşılama derecesine o ürünün yeterlik derecesi diyoruz. Bu yeterlik derecesi hem bizim tüketimimizle alakalı hem de baktığımızda özellik olarak o yılın üretimiyle de alakalı bir durum oluyor. Tarım ürünlerinin yurt içi talebi karşılama derecesi baktığımızda 2011 yılı sonu itibariyle dikkate alınmış. O yılın sorusu olduğu için 2011 verilerini dikkate alıyor. Çünkü yıl tamamlanmadan, yani 2012 yılında sorulmuş bir soruda yıl tamamlanmadan biz verileri göremiyoruz. Türkiye'de tahıl üretiminde yeterlik derecesi 2011'de en yüksek olan ürünü sormuş.
O dönem için arkadaşlar geçerli olan arpadır. Şimdi bu dönem için bakarsak bütün ürünleri kıyasla dikkate aldığımızda Türkiye'de ürün yeterlilik derecesi en yüksek olan ürün fındıktır. Bütün ürünler bakın sadece tahıllar için değil. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 2019 verilerine göre bu durum gerçekleşiyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar 8. sorumuza geldik. Türkiye'deki iklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi Iğdır Ovası'nda pamuk yetiştirilmesine benzer bir durumdur? İşte burada arkadaşlar Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi mikro klima özelliği taşıyor. Mikro klima neydi? Dar alanda görülen ve görüldüğü yere yabancı olan ürünlerdi. Özellikle Rize'de turunçgiller, Rize'de baktığımızda özellik olarak da bir çay dikkate alınabiliyor. Yine bunun yanında Anamur'da muz dikkate alınıyor. Malatya'da pamuk dikkate alınıyor. Ki burada olduğu yere yabancı olması ve orada dar alanda görülmesi bizim için önemli bir kriterdi. Mesela turunçgiller Akdeniz iklimine ait bir ürün. Bunun yanında Rize'de ne görülüyor? Karadeniz iklimi. Görüldüğü yere yabancı. Karadeniz ikliminde ne olmuş? Bir Akdeniz iklimine ait ürün olmuş. Artı turunçgiller tüm Karadeniz kıyısı boyunca yetişen bir ürün değil, daha dar alanda yetişiyor. Aynı Iğdır'da pamuk mantığında olduğu gibi. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 9. sorumuzda 2011 yılında Türkiye'de en fazla yaş koza üretimi aşağıdaki illerin hangisinde gerçekleşmiştir? Şimdi baktığımızda arkadaşlar ipek böcekçiliği yaş koza ve suni üretim kısmında tabi son yıllarda suni üretim arttığı için yaş koza doğal üretim giderek azalıyor. Ama 2011 yılında da şu anki durumda da geçerli olan bilgimiz Diyarbakır şu an yaş koza üretiminde birinci sırada geliyor. Şu anda da arkadaşlar Diyarbakır birinci, onu da unutmadan geçmeyelim, onu da dikkate alalım. Peki diğer sorumuzda bir grafik sorumuz var. Su ürünleri üretimi ve balıkçı teknesi sayısı gösterilmiş. Su ürünleri üretimi ve balıkçı teknesi sayısı gösterilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Tüm yıllarda tekne sayısı ve su ürünleri üretimi arasında doğru orantılı ilişki var demiş. Değil arkadaşlar. Özellikle bazı artarken yani tekne sayısı artarken üretim miktarı ya da üretim miktarı artarken tekne sayısında bir azalma görülebiliyor. Ki burada da net bir şekilde görüyorsunuz. Mesela 2004-2005 arasında özellikle baktığımızda tekne sayısı artış gösterirken üretim miktarında bir düşüş meydana gelmiş. O yüzden yanlış. Tekne sayısının ve su ürünleri üretiminin en çok olduğu yıl 2003 demiş. Ki 2003'te baktığımızda tekne sayısı daha fazla ama üretim o kadar fazla değil. Ki bu da doğru cevabımız olmadı. Tekne sayısı ve su ürünleri üretimi arasında 99 yılından 2000 yılı dikkate alındığında 2000 yılına kadar ters orantılı bir ilişki söz konusu demiş ki birisi azalırken diğeri artmış. O yüzden bu doğru bir bilgi. Direkt grafikten bu bilgiyi çıkartabiliyorum. Tekne sayısının en az, su ürünleri üretiminin ise en çok olduğu yıl 2005 demiş. Tekne sayısı burada en fazla arkadaşlar, en az değil. 2008 yılında tekne sayısı 2004'ten daha çoktur. 2008 yılına bakıyorum, tekne sayısı üçgenle gösterilmiş. 2008 yılındaki tekne sayısı 2004'ten daha çoktur demiş. Ki 2004 kısmına baktığımızda 2008 yılında onunla oranla daha az. Şu kısımda 2004, şu kısımda ise 2008'i görüyoruz. O yüzden bu da yanlış. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. soruda Türkiye'de maden çeşitliliği yönünden zengin bir ülke demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu zenginliğin nedenlerinden biri değildir? Şimdi bu zenginlikte arkadaşlar özellikle yer hareketleri, volkanik faaliyetler, mineral bakımından zengin olması, jeolojik dönemlerde farklı iklim koşulları ve farklı jeolojik dönemlere ait arazilerin bulunması etkili oluyor. Ama buzullaşma bu kısımda maden çeşitliliğini etkileyen bir faktör olmamıştır. Çünkü madenler baktığımızda özellikle buzullaşmayla farklılık göstermedi Türkiye açısından ya da Türkiye'de baktığımızda böyle bir durum söz konusu olmadı. Evet 12. sorumuzda Türkiye'de rezerv bakımından bazı madenler yeterli olup bunların dış satımı yapılırken bazıları yetersiz olduğu için dış alımı yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'de rezervleri yeterli ve yetersiz olan madenler bir arada verilmiş? Şimdi bor yeterli doğru ama fosfat yine yetersiz kısımda alıyoruz. Taş kömürü yeterli değil. Perlit yeterli ama şu kısımda hani baktığımızda yetersiz kısma yazılmış, yanlış. Fosfat yeterli değil. Bunun yanında manyezit demiş ki yetersiz kısımda değil yine. Perlit yeterli kısımda doğru ama bor yetersiz kısımda doğru değil. Taş kömürü yetersiz. Zaten A şıkkını doğru cevap olarak dikkate almıştık.
Evet, 13. sorumuzda aşağıda ya da yukarıda haritada verilen merkezlerin hangisinde asfaltit rezervleri en fazla demiş. Türkiye'de asfaltit rezervlerimizde Şırnak Silopi ön plana çıkmaktadır. O da 3 numaralı yerde olduğu için doğru cevabımız C şıkkı olmaktadır. Evet, 14. sorumuzda Türkiye'nin aşağıdaki sınır kapılarından hangisi aracılığıyla İran ve Arda ülkelerle demir yolu ulaşımı yapılmaktadır? Şimdi Akyaka arkadaşlar Ermenistan olduğu için bunu eledim. Habur Irak olduğu için eledim. Bunun yanında Kapıköy, Gürbulak özellikle dikkate aldığımda İran ile olan sınır kapılarım. Gürbulak ve Kapıköy arasında bir kıyaslama yaparsam demiryolu bağlantısının olduğu sınır kapımız Kapıköy olarak dikkate alınmaktadır. Kapıköy özellikle Van'dan da biliyorsunuz Van Gölü üzerinden de feribotlarla vagonlar karşıya geçiliyor. Orada kesik kesik çizgiler gösterilir haritalarda. Oradan geçen demiryolu hattı karşıya ve İran'a doğru devam ediyor. Ve sınır kapısı olarak Kapıköy'den çıkış yapıyor. Evet, 15. sorumuzda Erzurum Bayburt Hopa Limanı'na bağlayan ve üzerinde can kurtaran geçidinde yer aldığı karayolu yüksek sıradağlardan dolayı belli bir doğrultuyu takip etmektedir. Buna göre parçada değinilen karayolu büyük oranda aşağıdaki nehirlerden hangisinin oluşturduğu vadiyi takip eder. Özellikle bu civarda arkadaşlar Hopa Limanı, Artvin gibi iller geçiyorsa Artvin ve çevresinde özellikle Çoruh dediğimiz akarsuyumuz geçiyor ve bu vadiyi genelde orada karayolu takip ediyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. 16. sorumuzda Türkiye'nin 2011 yılında en fazla maden ihracatı yaptığı ülkeler ve bu ülkelerden elde edilen gelir gösterilmiş. Buna göre tabloda yer alan K ülkesi yani birinci sırada yer alan ülkeyi soruyor arkadaşlar ki Türkiye'nin en çok maden ihraç ettiği ülke olarak biz nereyi dikkate alıyoruz? Şu anda geçerli arkadaşlar. Yani şu anki verilerde dikkate alındığında geçerli Çin. Ve en fazla sattığımız o madenler arasında miktar olarak mermer var. Doğal taşlar var. Doğal taşlar kısmında mermer, lüle taşı, oldu taşı bunları sayabiliyoruz. O yüzden şu anda geçerlidir arkadaşlar. Çin en fazla maden ihracatı yaptığımız ülkedir. Ve doğal taşlar birinci özellikle mermer içerisinde ön plana çıkıyor. Evet, 17. sorumuzda Türkiye'nin iç ticaret etkinliklerinde her geçen gün arttığını aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir diyor. Kentleşme oranının artması demiş. İç ticarette önemli çünkü tüketimi etkiliyor. Tarım ürünleri çeşitliliğinin artması, çeşitlilik arttıkça ticaret artıyor. Nüfus artışının devam etmesi demiş ki nüfus artışı tüketimi tetikliyor. Kırsal nüfus dağılışının farklılık göstermesi değil arkadaşlar. Kırsal nüfus farklı diye iç ticaret etkinlikleri bir canlılık oluşturmuyor. Ulaşım gelişirse ticaret gelişiyor. En önemli faktörlerden birisi ticaretin gelişmesinde. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 18. sorumuzda ki bakın 2012 yılında çıkan sorularımız genelde 2011 yılı verileri üzerine kurulmuş. Yani bu şekilde 4-5 soru çözdük. O yüzden veriler arkadaşlar bizim için önemli. 2019 TÜİK verilerini unutmayın. Bunları dikkate alın. Türkiye'nin dış satımı ve dış alımı önemli bir yer tutan 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin dış ticaretinde birinci sırada yer alan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiş? Şimdi Türkiye'nin dış alımında özellikle şu anda da arkadaşlar geçerli 2019 verilerinde Rusya dış satımında ise yani ihracatta ise Almanya şu anda geçerlidir. 2011 yılında da geçerli olan tablo bu şekildeydi. O yüzden 2019'da da bunu dikkate alabilmeniz mümkündür. Ve bu şekilde arkadaşlar bir çıkmış soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya çıkmış soru çözümlerine devam ediyoruz. Sırada 2012 yılı ön lisans sorularımız var. Evet, birinci sorumuzla başlarsak arkadaşlar, Karadeniz'in doğusundan başlayarak Akdeniz'in doğusuna kadar Türkiye'nin kıyı şeridi boyunca inceleme ve araştırma yapan bir kişi bu kıyılarda aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğunu gözlemler. Şimdi dağların kıyıya paralel uzandığını demiş. Nereden başladı? Karadeniz'in doğusundan başlayıp Akdeniz'in doğusuna kadar geldi. Burada Ege'yi geçtiği için Ege kıyılarının büyük bir çoğunluğunda dağlar kıyıya diktir. O yüzden bunu eledik. Tüm akarsuların delta oluşturduğunu demiş ki hepsi delta oluşturmuyor arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'de baktığımızda Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'de yine Antalya çevresinde delta oluşumu söz konusu değil. Güneşlenme süresinin aynı olduğunu demiş ki Karadeniz'deki güneşlenme süresiyle Akdeniz'deki güneşlenme süresi zaten aynı değil.
günlük sıcaklık farkının az olduğunu. Özellikle kıyı şeridi boyunca gittiği için burada nemli bir iklim var. Nem olan yerde de günlük sıcaklık farkı daha az olmaktadır ki bu kıyılar boyunca nemli, ılıman iklimler görülmektedir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Kumsalların geniş yer kapladığı demiş ki Karadeniz'de kumsallar genelde geniş yer kaplamaz ya da bütünüyle geniş yer kaplamıyor. O yüzden dediğimiz gibi doğru cevabımızı D şıkkı olarak dikkate aldık. Evet, ikinci sorumuzda Türkiye'de çığ olaylarının görülme sıklığı dağların kuzey ve güney yamaçlarında farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum üzerinde daha etkilidir? Şimdi güney ve kuzey yamaçlar kıyaslanıyorsa arkadaşlar, genelde bakı etkisi dikkate alınabiliyor. Örneğin Türkiye'de güney yamaçlar bakı etkisinde olduğu için daha sıcak olmakta. Tabii genelliyoruz çünkü istisnalar, çünkü özel konum işin içine girebiliyor. O yüzden güney yamaçları ve kuzey yamaçlarında bu tür sıcaklık farkları söz konusu olmakta. Hem matematik hem de özel konuma bağlı olarak. Doğal bitki örtüsüyle alakası yok bunun. Toprak örtüsünün kalınlığıyla alakası yok. Egemen rüzgar yönü ki etkili olabilir, daha etkili dediği için düşünebiliriz. Yer şekillerinin engebeli olması ki engebelilik de değil de daha çok işte o alanda yükselti farklılığı belki olabilir ama yine kuzey ve güney yamacı kıyasladığı için bu çok büyük bir farklılık oluşturmayacaktır. Donma erime olaylarının sıklığı. Evet, güney yamaç daha sıcak olabildiğinde daha çabuk eriyebiliyor. Ya da kuzey yamaç daha soğuk olduğunda daha çabuk donma olabiliyor. Bu biraz daha ön plana çıktı arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabın E şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Egemen rüzgar yönü ki baktığımda yine etkili ama daha etkili dediği için ben bunu dikkate almıyorum. Evet, üçüncü sorumuzda çeşitli nedenlerle tahrip edilen bir orman alanının eski haline dönebilmesi için geçen süreye ormanın kendini yenileme süresi denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında hangisinde ormanların kendini yenileme süresinin daha kısa olması beklenir? Türkiye'de özellikle nemlilik ve yağışa bağlı olarak ormanların kendini yenileme süresinin en kısa olduğu yer Karadeniz iklimidir ve Karadeniz kıyı kesimidir. Bunun yanında nem ve yağışı dikkate aldığım için kıyı kesimlerde ormanların kendini yenileme süresi daha kısayken iç kesimlere doğru bu süre daha da uzamaktadır. Bu da özellikle baktığımızda yağışın daha fazla olduğu bir yeri seçmem, özellikle kıyı bölgesinde olması benim için bir kriter olabilir. Ki bunlar arasında Gaziantep platosu karasal, Konya karasal, Ergene havzasında karasal alanlar yoğunlukta, göller yöresi Isparta, Burdur karasal. Ama Menteşe yöresi deniz kıyısında ve Türkiye'nin fazla yağış alan yerlerinden birisi. O yüzden doğru cevabın D şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Evet, dördüncü sorumuzda Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır demiş. Kıyı ile iç kesimler arasında nüfus yoğunluğu bakımından önemli farklılıklar bulunmakta. Çünkü iklim farklı, özellikle oradaki işte ekonomik faaliyetler farklılık gösteriyor. Bu doğru. Nüfusun dağılışı iklim ve yer şekilleriyle yakından ilgili. Evet, yakından ilgili oluyor. İşte iklimin uygun olmadığı alanlar nüfuslanma seyrek olabiliyor. Yer şekli engebeli ise işte o alanlarda ulaşım gelişmiyor, sanayileşme olmuyor. Genellikle kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazla. Evet, genellikle böyle bir durum söz konusu. Endüstrinin geliştiği kentlerde nüfus yoğunluğu mevsimler arası büyük değişiklik gösterir demiş ki sanayinin olduğu, sanayileşmenin olduğu alanlara sürekli göçler söz konusudur. Mevsimlik göçler değil. Mevsimlik göçler genelde tarım, hayvancılık, turizm amacıyla yapılmakta. Nüfus yoğunluğunun fazlalığında illerin yüz ölçümünün büyüklüğü önemli bir etkendir. Evet, nüfus yoğunluğunda çünkü yüz ölçümü küçükse nüfus yoğunluğu daha fazla çıkabiliyor. O yüzden bu da doğru. D şıkkı zaten yanlış demiştik. Doğru cevabımızı D olarak aldık. Beşinci sorumuzda 20. yüzyılın ortalarına kadar ülkeler nüfusun sayısal olarak fazlalığını güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyordu. Günümüzde ise ülkelerin çoğu nüfusun sayıca fazlalığından çok sosyal ve ekonomik niteliklerine önem vermekte. Yani yetişmiş olan, donanımlı, işte hem eğitim açısından hem sağlık açısından donanımlı nitelikli kişileri ön plana çıkarmaya çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi parçada söz edilen nüfusun sosyal ve ekonomik özelliklerine gösterilemez? Çalışan nüfusun sektörel dağılımı demiş. Ki sektörel dağılımda işte nerede çalıştığı, hizmet sektöründe mi ya da işte şöyle ayrım vardı. Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül, beşincil. Ki beşincil olan üst düzey yöneticiydi. Dördüncül olan araştırma, geliştirme, bilgi işlemdi mesela. Ha, bunların önemi var. Nüfusun dağılışı o sosyal ve ekonomik faktörlerden birisi değil arkadaşlar.
Ortalama yaşam süresi ki baktığımızda insanlar daha sağlıklıysa, refah seviyesi yüksekse ne oluyor? Ortalama yaşam süresi daha uzun oluyor. Kır ve kent yapısal özellikler arasında sosyal ve ekonomik durumda dikkate alınabilir. Eğitim durumu aynı şekilde ama nüfusun dağılışı bu özellikler arasında dikkate alınamıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda Türkiye'de Karadeniz'in kıyı kesiminde bazı yörelerde serender adı verilen 3-4 metre yükseklikte 5-6 metre kare genişliğinde çoğunlukla ahşap ayaklar, kalaslar üzerine oturtulan yapılar bulunmakta. Bunlar daha çok kiler, işte baktığımızda depo tarzında kullanılmakta. Mısırı kurutmak ya da orada saklamak için bunu kullanıyor. Bölgenin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu yapıların hangi nedenle kurulduğu söylenebilir? Şimdi yerden yüksekte yapılıyor. Karadeniz'de nemlilik ve yağış fazla. O ürünleri nem ya da rutubetten korumak için ne yapıyorlar? Yerden yüksekte kuruyorlar ya da zararlılardan korumak için, özellikle farelerden korumak için bu kütükleri yapıyorlar ki kütüklerin özellikle o ev kısmıyla ayakların ev kısmıyla birleştiği yerde dairesel şekiller vardır. Oradaki tahtadan yapılan şekiller. Bunlar da oraya farelerin çıkmasını engeller örneğin ve hemen yerden yapılmadığı için ürünleri nemden korur ve bu şekilde daha dayanıklı, daha uzun süre orada kalmasını sağlar. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, yedinci sorumuzda aşağıda verilen ekonomik etkinliklerden hangisinin topografik yerşekli koşullarına bağlı olarak geliştiği söylenemez. Karadeniz yaylalarında hayvancılık etkinliklerinin yapılması. Şimdi Karadeniz'deki yaylalara dikkate aldığımda özellikle yükseltiye bağlı yaz yağışları ya da daha serin olması etkili oluyor. Kıyı ovalarında tarımsal etkinliklerin yoğun olması yine iklim faktörü oradaki yerşekilerin işte daha alçak olması kıyı ovalarında. Bu şekilde dikkate alınabiliyor. Palandöken dağlarındaki yüksek olması kış turizmini etkiliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hidroelektrik santralinin fazla olması yüksek ve eğimli alanlardan akan akarsular yine etkili oluyor. Çatalca ve Kocaeli platolarında endüstriyel etkinliklerin, sanayinin gelişmesi daha çok burada ulaşımın gelişmesine bağlıdır arkadaşlar. Ki ulaşımın gelişmesi, onun dışında sanayinin gelişmesi yani beşeri faktörler daha çok etkili olmuştur. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 8. sorumuzda yine bazı yerleri vermiş. İstanbul, İzmit, İzmir, Adana. Yukarıdaki haritada Türkiye'de sanayi etkinliklerin yoğun olduğu bazı iller verilmiş. Buna göre bu verilen illerin tümü için ortaktır. Hatırlarsanız buna benzer sorular çözdük arkadaşlar. Yani illeri verip ortak özelliklerini bakın soruyor ve tekrarlayan bir soru tipi bu. Dikkatli olmanızda fayda var. Hangileri ortaktır demiş. Kara ve demir yolu ulaşımı olanaklarına sahip olmaları. Şimdi bunların hepsinde baktığımızda karayolu ulaşımı ve demiryolu ulaşımı var. Önemli ticaret limanlarına veya onlara yakın olmaları, ticaret limanları ya da onlara yakın olmaları kesinlikle var. Endüstriyel ham madde kaynakları bakımından zengin olmaları. Şimdi baktığımızda ham madde İstanbul'da çok fazla değil arkadaşlar. İzmit'te mesela petrolün ham madde olarak orada bulunmuyor. Yani o yüzden bunu çok dikkate alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı 1 ve 2 numara oldu ya da 1 ve 2. öncüler oldu. Evet, 9. sorumuzda Kıyı Ege'nin ekonomik etkinlikleri göz önüne alındığında en fazla gelişme gösteren endüstri kollarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Kıyı Ege'yi düşündüğümde arkadaşlar özellikle tarım gelişmiş, tarıma dayalı sanayi gelişmiş. Buradaki ekonomik etkinliklerde baktığımızda tarım ve tarıma dayalı sanayinin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Tabii diğerleri gelişmemiş mi, diğerleri yok mu? Tabii ki var. Ama Ege'de tarım ve tarıma dayalı ham maddenin ağırlıkta olması ve bu sanayilerin gelişmesi önemli olmakta ya da ortak özelliğini oluşturmakta. Mesela Kıyı Ege'de otomotiv nerede var? İzmir'de var. Yani bütün illerinde mesela yok. Bunun yanında Kıyı Ege'de olan işte İzmir'deki petrokimya nerede var? İzmir'de bulunuyor. Manisa'da mesela böyle bir şey yok. Ama Manisa'da, işte Aydın'da, Denizli'de tarım geliştiği için tarıma dayalı sanayiler kurulmuş. O yüzden bu Kıyı Ege illerinin tamamını düşünerek ben bu soruyu C şıkkı olarak cevaplıyorum ya da C şıkkını doğru olarak alıyorum. 10. sorumuzda pamuk sıcak iklimin egemen olduğu alanlarda ve alüvyal topraklarda yetişir. Yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise sıcak ve kurak bir hava ihtiyacı duyar. Buna göre yukarıdaki haritada numaralarda gösterilen yerlerden hangilerinde pamuk tarım için uygun bir durum söz konusu değildir. Şimdi bir yaz kuraklığı isteyen bir ürünün Karadeniz ikliminde yetişmesi zaten mümkün değil. O yüzden Karadeniz kıyılarında ben pamuk tarımını göremem. Bunun yanında yaz yağışlarının olduğu, yine yaz kuraklığının olmadığı
Erzurum, Kars çevresinde ben yine pamuğu yetiştiremiyorum. O yüzden de doğru cevap burada 2 ve 3 yani C şıkkı olmakta. Diğer alanlara bakarsak. Özellikle 5 numarada Şanlıurfa ki şu an Türkiye pamuk üretiminde 1. sırada geliyor. Bunun yanında baktığımızda İzmir, Aydın çevresi yine Aydın 2. sırada geliyor pamuk üretiminde. Yine Bursa'da tabii gerekli koşullar var ama son yıllarda ekonomik kısımdan dolayı çok fazla tercih edilmeyebiliyor. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyledik. 11. sorumuzda Türkiye'de çeltik tarımı yapılan yerlerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir demiş. Ki Türkiye'de pirinç tarımı arkadaşlar akarsularla akarsu vadileriyle paralellik gösterir. Çünkü biz akarsulardan aldığımız suyla birlikte o alanları ne yapıyoruz? Pirinç tarımına uygun bir şekilde bataklık ya da suyla dolu hale getiriyoruz. O yüzden bunu unutmamak gerekir. Önemli bir bilgidir. Genellikle akarsu vadileriyle paralellik gösteriyor. Örneğin Meriç Nehri, onun kolu Ergene, ki Edirne, Tekirdağ pirinç üretiminde önemli alanlar. Bunun yanında Samsun, Kızılırmak ve Yeşilırmak. Susurluk, Balıkesir, Susurluk akarsuyun olduğu alanlar. Bu şekilde örnekleri çoğaltmak mümkün. Peki 12. sorumuzda Türkiye'de büyükbaş hayvancılığa göre küçükbaş hayvancılık daha yaygın. Küçükbaş hayvan türleri içerisinde de koyun en çok yetiştirilen hayvan türü. Buna göre Türkiye'de koyun yetiştiriciliğinin diğer türlere göre daha fazla olmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Şimdi koyun için arkadaşlar bir bozkır bitki örtüsü, küçük boylu otlar. 2. Ülkenin büyük bölümünde yaz kuraklığının belirgin olması ki karasal iklim şartlarının olması bu bozkırların geniş yer kaplamasına sebep oluyor. O da var. Ortalama yükseltiyle alakası yok. İşte ortalama yükselti fazla olursa koyun olur, az olursa keçi olur gibi bir şey yok. Ama hani şu var. Özellikle dağlık engebeli alanlarda. Ki dağlık engebeli alan demek de öyle 3000-5000 metre değil. Engebe biliyorsunuz yükseltiye bağlı değildir. İşte bir yüksek bir alçak alan olması gerekir. Bu alanlarda kıl keçisi olabiliyor. Tümüyle aile işletmeciliği ki bununla alakası yok. O yüzden 1 ve 2 numara yani A şıkkı olarak dikkate aldım. Evet 13. sorumda İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Türkiye'de deniz balıkçılığının önemli alanlarından bazıları olmasında hangileri etkili olmuştur? İşte bir arkadaşlar akıntılara bağlı olarak besin maddeleri ve bir yerden başka bir yere daha kolay gidebilmeleri burada etkili olmuştur. Ki boğazlarda alt ve üst akıntı gibi akıntıların şiddetli olduğunu biliyoruz. Ki bu akıntıları kullanarak göç ediyorlar dedik. Besin maddeleri yönden zengin oluyorlar. 1 ve 2'yi aldık. Kıyı kullanımının diğer yerlere göre daha yoğun olması değil arkadaşlar. Boğazların ortalama derinliğinin fazla olmaması değil. Sığ olması zaten hani balığın fazla olması anlamına gelmiyor. 1 ve 2 özellikle oradaki akıntılar, akıntılarla taşınan işte besin maddeleri ve göç yollarında olması en önemli etkenler arasında sayılıyor. O yüzden doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyledim. Evet 14. sorumuzda Türkiye'de arıcılığın herkes için potansiyel bir istihdam ve gelir kaynağının olduğunu söyleyen bir kişi hangisini bunu gerekçe olarak gösterebilir? Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Türkiye'de arıcılık gelişmiş. Çünkü bitki örtüsü çeşitliliği var. Buna bağlı olarak da arıcılık faaliyetleri gelişiyor. Ama sorumuz şu. Herkes için potansiyel bir istihdam, iş imkanı ve gelir kaynağı olmasını bize soruyor. Bunun sebebi arkadaşlar özellikle baktığımızda düşük maliyetli olması, çok fazla sermaye gerektirmemesi, özel mülkiyet gerektirmemesi gibi faktörleri sayıyoruz. Mesela bir işte büyükbaş ahır hayvancılığına girelim. Ahır hayvancılığı için bize bir arazi lazım. Oraya kurmamız gereken bir ahırımız var. Artı o hayvanları almak için belli bir paraya ihtiyacım var. Yapmak için ahırı paraya ihtiyacım var. Bunların hepsi büyük bir maliyet. Ve benim için dediğim gibi bir alan gerekiyor. O alan olmazsa ben bu ahırı oraya yapamam. Ama arıcılık yapmak istiyorsam ki devlete ait birçok arazi var. Yaylalar var. Yaylalara çıkarım. Bunun yanında bir kovan, işte kendim bile kovan oluşturabilirim. Bunlar çok fazla maliyet gerektirmiyor ve özel mülkiyet gerektirmiyor. O yüzden doğru cevabın A şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi sorumuz Türkiye'de arıcılığın gelişmesini ya da yapılmasının sebebini sormuyor. Herkes için ekonomik gelir ve bir iş imkanı sağlamasından bahsediyor. Evet 15. sorumuz. Türkiye'de kurulması planının ilk nükleer santralin Mersin Akkuyu'da inşa edilmesi kararlaştırılmış ve 2023 yılında hedeflenen kısımda aktif olması planlanıyor. Buna göre Akkuyu'nun seçiminde ki Türkiye'deki nükleer santrallerin kuruluş yerlerinde arkadaşlar bir su kaynağına yakınlık soğutma çalışmaları için iki
özellikle baktığımızda deprem riskinin az olması ve oradaki jeolojik, jeomorfolojik özellikleri dikkate alabiliyorlar. O yüzden doğru cevabımızın 3 ve 4. Topografik koşulların uygun olması, denize yakın, su kaynağına yakın bir konumda olması etkili olmakta diyebiliriz. Bunun yanında yıllık sıcaklık yüksek olması ya da düşük olması önemli değil çünkü Sinop'ta kuracağız. Türkiye'deki nükleer ham madde rezervlerine yakın olması değil çünkü özellikle bu alanda kullanılan şu an nükleer alandaki uranyum nerede bulunuyor? Manisa'da bulunuyor, Yozgat'ta bulunuyor. Hani Mersin'de önemli bir yeraltı kaynağı olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. 16. sorumuzda Türkiye'de yer çekimleri bakımından engebeli bir ülke olmasına karşın son yıllarda ulaşım alanında büyük gelişme görülmekte. Türkiye'nin ulaşım alanında gösterdiği bu gelişmelerin en önemli nedeni hangisidir? Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar özellikle yer şekillerini teknolojik gelişmelerle işte tünel açarak ya da su altından tünel oluşturarak aşıyoruz. Yani bir ülke ne kadar fazla gelişirse, teknolojik anlamda ne kadar iyi olursa oradaki yer şekilleri ya da doğal faktörler ulaşım üzerinde daha az etkiye sahip olacaktır. Yer şekline bağlı olmayacağız çünkü delip geçiyoruz, teknolojimiz ona uygun olabiliyor, ekonomik anlamda iyileşebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet, 17. sorumuzda Türkiye'de turizm çekicilikleri dikkate alındığında yukarıdakilerden hangilerinin daha fazla öneme sahip olduğu söylenebilir demiş. Burada da arkadaşlar yer şekilleri ona bağlı işte rafting olsun, bunun dışında baktığımızda kış turizm alanları olsun bunları öne çıkartıyoruz. Bunun yanında diğer noktada baktığımızda özellikle sıcak su kaynakları, sağlık turizmi ki dünyaca tanınmıştır Türkiye sağlık ve kaplıca turizminde onu da dikkate alabiliriz. Ama modern mimari için çoğu kişi bize gelmiyor. Turizm çekicilikleri arasında diğer saydığımız iki tanesine göre daha az etkiye sahip. Hava ve atmosfer olayları ki yine Türkiye'de çok önemli değil bu diğer iki öncüle bağlı olarak düşünürsek. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 18. sorumuza geldik. Türkiye'nin son 5 yıla ait elektrik enerjisi üretim verilmiş. Ki toplam üretimi dikkate alınmış. Bunun yanında baktığımızda termik ve hidroelektrik santrallerin payları da bu grafikte gösterilmiş. Buna göre bu grafiklerden ya da bu grafikte verilen bilgilerden hangisine ulaşamayız? Verilen yıllar arasında termik ve hidroelektrik enerji üretimindeki farkları evet 5 yılda hem hidroelektrik hem termik enerjiyi vermiş. Hidroelektrik enerjisinin toplam üretimdeki payı, hidroelektrik santrallerin payları var artı son 5 yıla ait yine elektrik enerjisi üretimin toplamı var. O zaman bunu da bulabilirim. Elektrik enerjisi üretiminde en düşük olduğu yıl, evet 5 yıl içerisinde en düşük hangi yılda olduğunu bulabilirim. Elektrik enerjisi üretiminde termik santrallerin payını bulabilirim. Ki termik santrallerin payını da vermiş. Termik enerji üretiminde maliyetin en yüksek olduğu yıla. Ki maliyetle ilgili ben bu grafikten herhangi bir çıkarım yapamam arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu. Evet bir çıkmış soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.